hazırlık çünkü. Daha önce almıştım hepsini zaten. Şeyda Hanım'ın gebeliğini göz önünde bulundurursak... Çok ince biraz düşünceli. Biraz az çok tahmin edebiliyorsunuz zaten. Evet. Şöyle alayım. Teşekkür ederim. Pardon. Yalnız Serpil Hanım çok heyecanlısınız galiba. Benim hiç kahvemi değilim. Kaçırmışsınız. Ya en o azından bir peçeteyle silmeni beklerdim. Haklısın. Silmedim öyle iç. Aa, ne dediniz öyle Serpil Hanım? İnanamıyorum. Komutan beter etti beni. Tamamen Kübra'ya karşı haksızlıktı ve saygısızlıktı yani. Asla tahammül edilebilecek bir şey değildi. Kübra Hanım, bu konuda söylemek istedikleriniz var mı? Daha tecrübeli olmasını beklerdim. Serpil Hanım, cevabınız biraz sert olmadı mı? Ben 26 yaşındayım, 2 senedir evliyim. Kendi istememde 80 kişiye neredeyse kahve yaptım. Yeterince tecrübeli olduğumu düşünüyorum. Ben de çok tecrübeliyim o konuda. Senin biraz önce söylerken şunu fark ettim. Orta şekerli, az köpüklü. Bunun bir mantığı yok. Yalnız kayıtlarda da izlerseniz mutlaka. Ben sade az köpüklü yapmadım. Ben sade, az köpüklü. Aslında sen gülerek yanlış söylemen. Anladın. Çünkü ben gerçekten Türk kahvesini bol köpüklü içemiyorum. Çünkü sadeliğin tadını alamıyorum. Bu damak zevki, yani zevkinize kalmış bir şey. Müdahale etmek istiyorum. Büşra, burada senin misafirin, çok fazla bence konuyu uzatma. Kahvesini ya değiştir ya da farklı bir şekilde konuyu kapat. Çünkü daha yeni geldik, ilk kahvemizi içiyoruz. Konu tatlıyla devam etsin bence. Evet, farklı bir şekilde konuyu kapatalım o zaman.